Kuru dökme yük piyasasıyla alakalı bir konuşmayı yapıyor olacağım. Özellikle konteynerlerle alakası olan dinleyicilerimiz vardır diye düşünüyorum. Ee, tabii bu alanda uzman değilim ama sunumumun sonunda soru cevap kısmında yine aynı şekilde sorular sorabilirsiniz. Bakalım cevaplayabilecek miyim? Bunların bazılarını göreceğiz. Kuru dökme yük piyasasına bir bakalım. Öncelikle şirketimle alakalı, Bankero Costa ile alakalı birkaç yorum yapmak isterim. Uluslararası bir grubuz. 1968 yılında Genova, İtalya'da kurulduk yaklaşık 50 yıl kadar önce. Uluslararası bir e, navlun şirketiyiz. 12 ofisimiz var dünyanın farklı yerlerinde. Hizmetlerimize bakacak olursanız, sadece e, deniz taşımacılığı e, ile alakalı değil e, bu alanda aklınıza gelebilecek. Ee, teknik operasyonlar, e, yine navlun finansmanı, sigorta e, gibi gibi farklı alanlarda hizmetlerimizi sunuyoruz. Şimdi e, kuru dökme yükle alakalı ilk etapta ne kadar işlem yapılmış, e, ne kadar teslimat yapılmış. Ve 2020-2021-2022 öngörülerimiz nelerdir? Onlara bir bakalım. Bir gerileme söz konusu bakacak olursanız, 100 milyonlardan 2013'lerde 2070-60 milyonlara kadar düştüğünü görüyoruz. 2018-2020 yılları arasında ise bu sektörde yapılan yine teslimatların artma artmaya başladığını görmekteyiz. 2020'de 46 milyonlarda bu rakamın gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama 2021, 2022 ile birlikte yine teslimatların ciddi oranda azalacağına bekliyoruz. Burada yine özellikle tersanelerde son 5 yıldaki rakamları görüyorsunuz. Bakın ne kadar az olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Genellikle Panamax, Supramax'ın Max'ın yine çalıştığını görmekteyiz. Bunun altında 3 tane temel sebep var. Birincisi yetersiz finansmandan kaynaklanmakta. ve çok maliyetli olması tabii. İkinci sebep ise teknik muğlaklıklardan kaynaklanmakta. Halihazırda mevcut ve gelecekteki çevresel bozulma problemini nasıl çözeceğimiz oldukça muğlak. Bu bağlamdaki çıkan ee, özellikle deniz taşımacılığı ve navlun alanında e, yayınlanan son tüzüğe bakacak olursak son dönemde e, buradaki tüzüğe bağlı olarak da hangi geminin en ekonomik olduğunu endüstri e, çözebilmiş durumda değil. Bazı gemi e, sahiplerinin mesela farklı çözümleri var bununla alakalı. Özellikle büyük gemilerde LNG teknolojisi yine kullanılmakta. Yani buna çok ciddi yatırım yapılmakta. Tabii daha egzotik opsiyonlar da var elimizde. Metanolün yine bir yakıt olarak gelecekte kullanılması söz konusu olabilir. ...hidrojen e, ve yine yakıt hücrelerinin egzotik bir çözüm olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bu noktada kendi geminize e, nasıl dönüştüreceksiniz bu ciddi bir endişe kaynağı... ...ve dolayısıyla yeni e, taleplerin de önünde önemli bir darboğaz. Bir de tabii ki COVID-19 pandemisinin getirdiği ekonomik darboğaz bunlara tuz, biber, ekmekte. Bu üç sebepten ikisi ne bakacak olursak en azından gelecekte de devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni gemi taleplerinin gelecek dönemde de çok fazla olmayacağını hatta azalacağını söyleyebiliriz. Yine son birkaç yıl içerisinde e, tahrifatın da e, çok e, az olduğunu yine görmekteyiz. E, özellikle kuru dökme yük e, taşımacılığındaki eski e, özellikle araçların e, bertaraf edilmesi noktasındaki rakamlar yine oldukça e, sıkıntılı. Yani iki katında son dönemlerde ...çıktığını e, görüyoruz bu e, rakamın ama yine de rakamların özellikle imha rakamlarının ve parçalamanın yetersiz olduğunu görüyoruz. Tabii ki e, çevre tüzük ve mevzuatlarıyla e, birlikte e, bu e, parçalama ve e, buna bağlı eski e, tonajların hurdaya e, çıkma oranının artacağını söz konusu medyelere bağlı olarak beklemekteyim. Şu andaki makro trendlerin yanında ilk 2021 2020 ilk 10 ayında genellikle imha ve parçalamaya odaklanıldığını görmekteyiz. Yine 85 imha ve 400'de teslimat söz konusu. dile getirdiğim sebepler dolayısıyla artık çok güçlü filoların da biraz daha yavaşlayacağını görüyoruz. Bu özellikle kuru dökme yük gemiciliğindeki yeni paradigma olarak karşımıza çıkıyor. 2019'da %4'lük bir büyüme söz 2018'de %3 2019'da %4'lük bir büyüme var. 2020'de de yine %4'lük bir büyüme bekleniyor. 2021'de yarı yarıya düşeceği bekliyoruz? Büyümenin yüzde eee olacağını bekliyoruz ki bu en düşük büyüme oranlarından biri olacak. 2021'de mevcut rakamlardan hareketle filoların eee stabil kalacağını, eee imhalar ve yeni teslimatların eee aynı düzeyde gerçekleşeceğini beklemekteyiz. Şimdi birazcık daha talep ile alakalı birkaç kelime söylemek isterim. Demir ticareti ile alakalı herhalde katılımcılarımızın daha fazla ilgisini çekecektir. Özellikle kuru dökme yük taşımacılığında sanırım en önemli emtialardan bir tanesi demir cevheri ticareti. Avustralya ve Brezilya'nın biliyorsunuz ihracat tahakkümünde ve Çin'de en önemli ithalatçı ülke olarak karşımıza çıkıyor. Kusura bakmayın. Avustralya ihracatları Çin'in artan talebine bağlı olarak ciddi ölçüde artmış durumda. Brezilya'da da yine yüzde üç buçukluk bir artış söz konusu. 2019'da biliyorsunuz bu kaza sonrasında ciddi bir azalış söz konusuydu. İhracatlar e, yine yüzde on beş azaldı ama Brezilya ihracatı ilk çeyrekte oldukça düşük seyretmekle birlikte yalnızca 65 milyon ton ihraç edildi ki bu da 2020 ilk çeyreği ile 2019 ilk çeyreği karşılaştırıldığında yüzde 17 tekabül ediyordu. Sonra e, 272 milyonlara kadar çıkıldığını gördük. Yine yüzde 23'lük bir artış söz konusu oldu. 96 milyon tonluk ihracat 3. çeyrekte gerçekleşti. E, demir ihracatlarının dünyada Önceki yıllarla kıyaslandığında e, yine yüzde bir buçuk arttığını görüyoruz ki ilk iki çeyrekte yüzde on ikilik bir daralma olduğunu düşünecek olursak çok hızlı bir şekilde sektörün toparlandığını dile getirebilirim. İthalata bakalım Çin ithalatı yüzde sekizlerde ama diğer önemli ithalatçılarda da bir azalım söz konusu. Japonya'da yüzde onluk bir azalma, Avrupa'da yüzde bir azalma, Güney Kore'de de ise yüzde dokuzluk bir ithalat e, talebinde azalım söz konusu. Bunlar en önemli ithalatçı ülkeler biliyorsunuz. Tabii ki e, her yerde ham çelik e, üretimi ciddi bir şekilde e, azalıyor yani Çin'de sadece artış var Türkiye'de de stabil diyebilirim yüzde birlik bir artış söz konusu özellikle ekonomiyi yeniden canlandırmak için karantina sonrasındaki teşvikler dolayısıyla Çin'de böyle bir artış söz konusu ve e, o kadar kuvvetli bir talep söz konusu ki Çin'de ithalatın arttığını görüyoruz. İhracat azalmasına rağmen bu trend bu şekilde devam ederse Çin artık bir net çelik ithalatçı ülke haline gelebilir. Dünyadaki en başta gelen üreticilerden bir tanesi olsa dahi yani o noktalara varır mıyız? Emin değilim. Varmayız diye düşünüyorum ama ihracatın azalıp ithalatın artma trendi muazzam Çin'de. Şimdi isterseniz e, serbest ticarete e, bir bakalım. Şimdi bir şey göz önünde bulundurmak istiyorum. Kuru dökme yük piyasası 10 yıldır aşırı arz ile e, aslında boğuşuyordu. Talep hep vardı fakat Yıl o, o kadar e, hızlı büyüyordu ki bu bir, bir problem e, yaratıyordu. Fakat paradigma artık değişmeye başladı. Arzın hala kontrol e, altında e, kalacağını görüyoruz ve özellikle Brüjinia. Kazasından sonra Brezilya gerçekten ciddi bir hasar gördü bundan ve 2020'de tabi eksi onlarda gerçekleştiğini gördük yani her dört kargodan bir tanesi hatta beşinde yine kömür kullanıldığını görecek olursak bu ciddi bir endişe Ye, mahal vermekteydi. Yine grafikten de görebileceğiniz üzere 2016'nın ilk çeyreğinde dibi vurduktan sonra rakamların e, artmaya başladığını görüyoruz. Ne zaman? 2020'nin ilk çeyreğine kadar, pandeminin yani başladığı döneme kadar, problemlerin ortaya çıktığı döneme kadar. Peki e, bu alanda kuru dökme yük nablonunda neler bekliyoruz? Evet. Aslında iki tane noktanın altını çizmek isterim. Bir tanesi pandeminin evrimi. Covid uzak doğuda iyi kontrol altına alındı. Üçüncü dalga Japonya'da ve Kore'de görülse dahi Latin Amerika ve Avrupa'daki yeni rakamlara bakacak olursak hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. ABD'de mesela geçtiğimiz hafta yalnızca bir günde, 100 binden fazla insanın koronavirüs ile e, enfekte olduğunu gördük. Güneydoğu Asya'da böyle bir durum söz konusu değil ama yeni karantinaların tabii ki ekonomiye e, çok kötü etkisi oldu. Ve buna bağlı olarak da e, navluna negatif yansımaları oldu. Özellikle tabii ki yeni e, aşılar e, sürdürülebilir kalkınma oranları noktasında bizlere... Umut veriyor. Fakat diğer göz önünde bulundurmamız gereken bir hususta ticaret savaşlarının nasıl gelişeceği. Yani doğru yönde ilerlememiz çok önemli. Ve seçilen e, başkan e, Sayın Biden e, Avrupa ile ticaret savaşlarını körüklemeyecektir. Yani ben e, Biden'ın hemen hızlı bir şekilde... Çin'le olan ticaret savaşını sona erdireceğini düşünmüyorum. Ama en azından gerilimler tırmanmayacaktır. Tekrardan serbest ticareti yaygınlaştırmamız gerekiyor ki büyümeyi tetikleyebilelim. Ve yine üçüncü önemli itici güçte tabii ki uzun vadede etkilerini göreceğiz ama enerji piyasalarındaki... ...geçişle söz konusu olacaktır. Artık pandemiyle beraber daha sürdürülebilir çözümlere geçmeye başladık. Avrupa Teşvik Paketi ile birlikte tabii ki yatırımlar noktasına yeni inisiyatifler alındı... ...ve Avrupa biraz daha karbon nötr bir enerji sektörünü 2050 yılı ile birlikte tesis etmek istiyor... Biden'ın seçimi sonrasında defatan dile getirdiği üzere 100 trilyonluk bir teşvik paketinin tesis edileceğini ve böylelikle Avrupa pardon Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin temizleneceğini ve yeni istihdam alanlarının yaratılacağı dile getirilmekte. Hem batı hem de doğuda tabii bu geçişi görüyoruz. Ve aynı şekilde pandemi döneminde ciddi bir talep daralması gördük. Özellikle negatif faiz oranları karşımıza çıkmaya başladı. Bununla birlikte e, kömüre yönelik talepte ciddi bir e, artış görmeye başladık ki biliyorsunuz en fazla e, kuru dökme yük olarak taşınan ikinci emtia. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Özellikle fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla veya şöyle ifade edelim doğalgaz gibi en azından daha az kirletici enerji kaynaklarıyla birlikte ikamesi gelecek önemli şüphesiz kuru dökme yük piyasasını etkileyecektir. Son slaytımda bir şeyin daha altını çizerim. Tabii ki navlun fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de şüphesiz bu. Silo ve f f banker fiyatları bizler için çok önemli. Özellikle de depolarda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz ve büyük ihtimalle bu artış da bitmedi. Mesela Avrupa Enerji Ajansı, Citibank e, gibi kurumlara bakacak olursak 55 ile 60 dolar arasında varil başına fiyatların değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, depo fiyatlarının önümüzdeki gelecekte ciddi bir şekilde artacağına bekleyebiliriz. Bu da tabii ki e, ula, e, teslimat maliyetlerini etkileyecektir. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.